Evet, Prag gibi bir şehirden sonra böyle sessiz sakin bir yere gelmek insanı şaşırtıyor. Sokaklar boş, Amsterdam gibi. Amsterdam da çok kalabalık değil. Wawel Castle diye bir yere doğru gidiyoruz. Evet, kaleye doğru yürüyoruz. Yalnız insan ilk şunu fark ediyor. Hani şehrin bir ruhu vardır derler ya. Komünizmin yorgunluğunu sokaklarda hissediyorsunuz. Bana mı öyle geldi yoksa öyle mi? Onu zaten biraz sonra sokak çekimleri de yapmaya çalışacağım. Sizler de belki fark edeceksiniz. O Prag'taki canlılık burada yok. Ki geçmişlerine baktığınız zaman benzer geçmişlere sahipler. Komünist ülkesi olaraktan. Ancak burada sokaklar sessiz, sakin, duvarlar dahi ortam bile karamsar geliyor. Sokaklarda çok fazla Skoda ve Seat görüyorsunuz. Mercedes de var. Yani özellikle parası olan Mercedes almış. Olmayanlar Skoda takılmış. Skoda Seat. Evet, devam ediyoruz. Mutlakiyetçilik dönemi eserlerinde böyle tipik bir yapı vardır. Heykel genelde at üzerinde olur ya da böyle yüksek durur. Ve heykel oturtulduğu yer sizde en azından 3-5 metre yükseklidir. Yani her halükarda yukarı başınızı kaldırıp bakmanız gerekir. İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen Yahudi ve diğer azınlıkların isimlerini kalenin duvarına kazımışlar. Bir çeşit anıt mezar. Bilindiği üzere Polonya'da çok fazla Yahudi katliamı yapıldı. Bunun kale ve aynı zamanda katedral olan bu yapı İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi komutanlar için bir karargah görevi de görmüş. Herhalde hayatta yapabileceğim en son iş oymacılıktır. Ya düşünsene, şurada en küçük bir hata yaptığınızda bitti yani. Bütün tablet çöp. Evet. Böyle büyük bir hole geliyorsunuz. Evet, buradan gözetçiler ve aynı zamanda okçular muhtemelen düşmanların üzerine ok yağdırıyordular. Açı olaraktan dışarıdan burayı tutturmak çok zor olsa gerek. Ancak buradan kolaylıkla okunuz girip dışarıya doğru atış edebiliyorsunuz. Bu alanı geçtikten sonra çok dik bir duvar var. Burası kral tahtıymış. Şu anda çekim yasağı olduğu için kamerayı kaldırıp şey yapamıyorum. Aşağıda gördüğünüz ısıtma şeyleri, sobalar. Yukarıda biraz sonra çok kısa kaldıracağım. Şey var. Burada dönemin milletvekilleri, ben vezir olarak görüyorum. Milletvekillerinin kafaları var. Karar noktasında onların da şeyleri olmuş. Bu şekilde. Daha fazlaymış. Yalnız bir yangında bu kafa figürlerini kaybetmişler. Kaç tane? 194 tane miymiş? Geriye bunlar kalmış. 30 tane kadar kalmış. İstisnasız hemen hemen her yerde gördüğümüz şey artık Türk bayrağına dönüşmüş. Kebap. Dönerin cirosu genel olarak Avrupa'da bütün Amerikan fast foodlarını geçmiş durumda. Yani insanlar dondurulmuş ve içinde tam olarak ne olduğunu bilmedikleri köfteyi yemektense döneri tercih ediyorlar. Thank you.
Burası Aziz Maria Kilisesi. Vakti zamanında Moğollar tabi buralara kadar gelmiş. Bu kulenin ucunda bir görevli varmış. Moğolların istilasını gözetlemek için veya işte haber vermek için o kulede bekliyormuş. Ve borazonu çalarken, yani bu şey saldırıyı haber verirken öldürülmüş. Dolayısıyla onun anısına burada her saat başı borazan çalınıyormuş. Halen biz şahit olmadık. Eğer yakalarsam kayda almaya çalışacağım. Polonya'da dükkanlar euro kabul ediyor. Dolayısıyla para bozdurmak zorunda değilsiniz. Uzun kalacaksanız bozdurun. Çünkü muhtemelen yuvarlayaraktan, yüksek kurdan işlem yapıyordurlar. Ama kısa vadeli kalacaksanız euro ile de alışveriş yapabilirsiniz. Burası şehrin giriş kapılarından birisi. Ben yaklaş. Türk turlarıyla olan bir iletişim taktiği. Biraz ilerle. Hiç aralı olmadı ya. Devam et. Sen devam et. Devam et. Türk turlarını yurt dışında gördüğünüzde kornunuzla dıt 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 şeklinde sinyal verdiğinizde, eğer onlar için de ortamda müsaitse, size sirenle cevap dönebiliyorlar. Burada korna kullandı gerçi. Bazen siren kullanıyorlar. Siren daha fazla ses çıkarıyor. Aslında yersiz korna kullanmak yurt dışında yasak olabiliyor. Dolayısıyla her zaman cevap dönmüyorlar. Ama biraz önce 14 Bolu bize cevap dönüyor.